Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Müthiş bir galibiyet. Özellikle geriden gelmek çok önemliydi. Nasıl analiz etmek istersiniz Old Trafford'da kazanmayı? Baskılarda genel olarak başarılı olduk ama ilk yarı top bizdeyken bence daha iyi işler yapabilirdik. Devre arasında bunu söyledim. Yani daha rahat olmamız lazım. Özellikle topları rakibe geri verdiğimizde bu sefer geçişler yemiştik. Ama ikinci yarıki oyun bizim için daha farklı oldu. Bir 5 dakika bir baskı yedik. O arada golü yedik zaten. Devamında işte baskı devam etti. Ama beraberliği yakalamak moral olarak hep bizi yukarıya doğru çekti. Amacımız kazanmak da aslında, yani hep söylediğim gibi, yani nereye giderseniz gidin kazanmayı düşünüyorsunuz. Günün sonunda da bence yani rakibimizle benzer sayılar ürettik. Yani deplasmanda olmamıza rağmen hem gol beklentimiz hem de attığımız şut olarak, baktığımızda topa sahip olma olarak birçok şeyde rakibimizle eşit sayılara ulaştık. Galatasaray takımının bu cesaretini gösteriyor. Burada kazanmak istediğini net bir şekilde gösteriyor. Ben öncelikle Galatasaray taraftarına bunu armağan etmek istiyorum. İlk defa Manchester'a karşı kazandık. Daha önce elemiştik ama kazanmamıştık. Bugün kazanmak nasip oldu. Tabii ki bütün Türk futbolu için de bu önemli bir galibiyet. Çok değerli bir galibiyet. Ülke futbolunu temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bugün bizi destekleyen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Yani evlerinde, televizyonun başında bizleri destekleyen, bizleri için dua eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de burada oyuncularımla birlikte görevimizi yaptık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 6 tane maç üst üste oynadık. Şimdi 7. maça gideceğiz. Bu yoğun tempo içerisinde de bu kadar sert bir maçı çok iyi bir şekilde tamamladık. Oyuncularıma da teşekkür edeceğim. Hocam şunu da soracağım. Bugün Bayern Kopenhag'da kazandı. Evet. Onlar 6 puanla lider. Biz 4 puana ulaştık. Geçen ilk maçta sormuştum, hani puan anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şimdi nasıl şekillendi ve nasıl devam edecek? Şöyle, aslında ben maçtan sonra da onu demiştim. Yani biz Kopenhag'ı rahat yeneriz şeyi vardı. Hani Bayern de yenemeyebilir dedim. Nitekim çok zor bir şekilde, yani 1-0 geriye düştü. Yani Kopenhag iyi bir takım. Gruptaki iyi takımlardan biri. Herkes birbirini yenebilir diye. Şu anda biz tabii ki bir sonraki maçı aslında kendi sahamızda kazandığımız takdirde grup birincisi olmak için oynayacağız. Çok iyi bir takım olacak karşımıza. Çok güçlü bir takım olacak. Bunu biliyoruz ama biz aynı inancımızı, aynı niyetimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kendi sahamızda oynayacağız. İnşallah her şey yolunda giderse tabii ki öncelikle bir Antalya maçımız var. Yarın dinlenip bir sonraki gün o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Devamında yine zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyuncularımızı en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında milli takım arası bize yarayacak. Yine oyun, yani mesela Ndombele'yi tam olarak kaç dakika oynayacağını bilemediğimiz için çok fazla oyuna da atamıyoruz. Ama ona daha uzun bir süre, belki bir hazırlık maçı, orada onu net göreceğiz. Diğer oyuncularım için de benzer şeyler söyleyebilirim ama genel olarak iyi yoldayız. İyi oynuyoruz. Burada futbol için olumlu şeyler yapıyoruz ve takım olma yolunda da hep yol kat ediyoruz. Çünkü bu sene 11-12 tane yeni oyuncu geldi bize. Onlar bizi tanıyor, ülkeyi tanıyor, şehri tanıyor, oyuncularını tanıyor, kulübü tanıyor. Yani birçok şey var. Ama bu adaptasyon sürecinde de çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz dediğim gibi inşallah gruptan çıkmak. Yolunuz yolumuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.